Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere patlıcan sevenler için muhteşem bir börek tarifi paylaştım. Hazır yufka ile yapacağım. İçi pamuk gibi olacak, dışı da çıtır çıtır olacak. Eminim patlıcan sevenler bu böreği çok beğenecek ve her zaman yapmak isteyecek. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizlerle paylaştım. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 1 kilogram patlıcan var. Öncelikle patlıcanların kabuklarını alacalı bir şekilde soydum ve ince ince bu şekilde doğruyorum. Bir kilogram patlıcanı seri bir şekilde doğradım ve üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yaparak ellerimle güzelce ovuşturuyorum. Yalnız burada ovarken çok fazla güç uygulamıyorum. Tuzların tamamen patlıcanlara geçmesini sağlıyorum. Bu işlemi yapmamdaki sebep patlıcanlardaki acılığı almaktır. Suyunu ayırmayacağım. İsterseniz tabii ki de biraz sonra göreceksiniz. Suyunu ayırabilirsiniz. Ancak suyuyla beraber pişireceğim ve çok lezzetli olacak. Kesinlikle patlıcanlar acı olmayacak. Az önce 2 tane kapya biber gördünüz. Ancak 1,5 kapya biber yeterli olacaktı. Yarısını ayırdım. Ve bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Çok lezzetli bir börek. Gerçekten de çok beğeneceksiniz. Eminim patlıcan sevenlerin favorisi olacak. Bunun garantisini veriyorum. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Birkaç tane de sivri biber kullandım. İsterseniz acı, isterseniz tatlı hiç fark etmez. Bir tane de domates doğruyorum. Domatesleri bu şekilde küçük küçük doğramanızı önemli tavsiye ediyorum. Bir tane orta boy soğan kullanacağım. Yine soğanları bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Dakikalar içerisinde malzemelerin tamamını hazırladım. Şimdi hemen bu patlıcanları birazcık kavuracağım. Görmüş olduğunuz gibi biraz dokunursanız siz de bu işlemi yaptıktan sonra patlıcanların aslında suyunu sıkarsam bir su bardağına yakın kara suyu çıkacak. Ancak lezzeti de gitmiş olacak. Ben suyunu atmayacağım. Bu şekilde önden tavaya hiç yağ koymadan orta ateşten birazcık yüksek ayarda suyu çekilene kadar kavuracağım. Tahta kaşık yardımıyla şu anda ocağın en büyük gözünde orta ateşten birazcık yüksek ayarda kavuruyorum. Suyunun tamamen çekilmesini bekliyorum. Buradaki amacımız şu anda patlıcanlarda acılık yok. Böreğin içinde de yerken patlıcanın acılığına dair hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Suyu da içinde olacağı için çok lezzetli olacak. Suyunu ayırmak gerçekten de patlıcanda doğru bir şey değil. Kara suyu zaten lezzetli olmasını sağlıyor. Bir daha ayırdığımız zaman acılığı gitsin diye patlıcanda hiçbir lezzet kalmıyor ama bu şekilde yaparsanız gerçekten de çok beğeneceksiniz.
Ama ben kara suyunu istemiyorum diyorsanız tuzda beklettikten sonra ellerinize sıkabilirsiniz. Suyunu ayırabilirsiniz. Ortalama bir su bardağına yakın kara suyu çıkacaktır. Patlıcanların suyu tamamen çekildikten sonra başka bir kaba aldım. Aynı tavaya yarım su bardağı sıvı yağ aldım ve üzerine doğramış olduğum soğanları ilave ettim. Soğanlar yüksek ateşte sotelendikten sonra sivri biber, kapya biber ve domatesi ilave ettim. Çok güzel bir şekilde kavruldu ve ardından hemen patlıcanları tekrardan ilave ediyorum. Soğan, biber, domates bunların üçü çok güzel bir şekilde kavrulmuş olması gerekiyor patlıcanları ilave etmeden önce. Lütfen kontrollü olalım. Hemen patlıcanları da ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Tamamen suyu çekildikten sonra hemen salçaları ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı silme domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum. Patlıcanları da güzel bir şekilde kavurduktan sonra hemen şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Baharatlarını damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Tuzunu da lütfen kontrol edelim. Eğer tuz gerekirse bir miktar daha tuz ilavesi yapabilirsiniz. Artık damak zevkinize göre baharatları ayarlayabilirsiniz. Ben pul biber kullandım. Çok az karabiber ve az kırmızı toz biber kullandım ve güzelce tekrardan karıştırıyorum. Yeteri kadar kavrulduktan sonra hemen başka bir kaba alıyorum. Aynı tencerede soğumasını lütfen beklemeyelim. Aksi halde sulanabilir. Bu şekilde başka bir kaba alırsak iç harcının tamamen suyu çekilecektir. Ve soğumasını bekleyelim. Ardından 4 tane yufkayı da ben hazırlıyorum. Bu arada 4 eşit parçaya da ayırıyorum. Çünkü 4 tane yufka kullanacağım. Hazırlamış olduğum iç harç yeteri kadar soğudu. Şimdi hemen yufkaların sosunu hazırlamam gerekiyor. Bunun için bir kaseye yarım su bardağından bir parmak fazla su ve yarım su bardağından bir parmak fazla ayçiçek yağı ilavesi yaptım ve güzelce karıştırıyorum. Bir tutam da tuz ilavesi yaptım. Bu sos çok yeterli olacaktır. Yumurta, yoğurt veya süte hiç gerek yoktur. Gerçekten de çok lezzet katacaktır. Daha fazlasına gerek yoktur. Şimdi hemen bir tane yufkayı açıyorum ve fırça yardımıyla güzelce soslayacağım. Fırça yardımıyla her tarafı güzelce sosluyorum. Çok fazla sos kullanmayalım. Bu çok önemli. Yoksa börek hamur olur. Bu vermiş olduğum bu miktarı 4 tane yufkaya yetecek şekilde lütfen ayarlayalım. Yoksa çok fazla kullanırsak eğer börek mutlaka içi hamur olacaktır. Bu miktarlar 4 tane yufka için çok yeterlidir. Yufkayı sosladım ve patlıcanları da bu şekilde dağıtıyorum. Elinizde bu işlemi yaparsanız daha kolay olacaktır. Yufkanın kenarlarında birazcık sosladım ve ellerimle bu şekilde sarıyorum. Lütfen çok sıkı sarmayalım çünkü pişerken bir miktar basınçla pişecektir. Eğer çok sıkı sararsanız patlama olur.
O yüzden lütfen aynen bu şekilde birazcık gevşek sabun. Uçlarını lütfen birleştirmeyelim çünkü basınçla pişeceği için birbirine yapışmaması gerekiyor. Biraz sonra göstereceğim. Yani mutlaka aynen bu şekilde ayrık tutalım. Fırını önden 200 derecelik ayarda bir 5 dakika boyunca ısıttım. Sadece böreklerin üstüne yumurta sarısı sürdüm ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir yer bırakmadım. Kenarlarına ve uçlarına her tarafına yumurta sarısı sürdüm. Susam ve çörek otu da kullandım. Çok güzel yakışıyor. Bol miktarda kullanmanızı tavsiye ediyorum eğer evinizde varsa. İki derecelik fırın ayarında ortalama 35 veya 45 dakika boyunca, belki 50 dakika da olabilir. Bu her fırına göre değişebilir. Böyle üzerinin nar gibi kızarmış olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu. Şimdi hemen ikinci tepsiyi fırına verdim. Eğer hemen yemeyecekseniz fırından çıkarttıktan sonra hemen tepsiden alıp, her fırında ızgara oluyor biliyorsunuz, ızgaranın üstüne koyarsanız altı da hamurlaşmamış olacaktır. Gerçekten de börek çok şahane oldu. Dışı hafif çıtır, çok fazla çıtır olmuyor. Mesela pratalı börek yapmıştım yine aynı şekilde. Onu da izlemek istiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Pratalı börek daha çıtır oluyor. Ama bu çok az çıtır oluyor yüzeyi ama çok lezzetli oluyor. Eminim deneyenler çok beğenecek. Kesinlikle patlıcanlarda herhangi bir şekilde acılık yok. Ve iç harcı çok lezzetli oldu. Yufkaların içine kullanmış olduğumuz sos da çok güzel yakıştı. Bu tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Şöyle içini göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Hiç düşünmeden bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.